Arkadaşlar günaydın, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün arkadaşımın evine geldim. Yakında doğum yapacak. Çantasını hazırlamayı bilmediği için benden yardım istedi. Ben de geldim işte bildiğim kadarıyla çantasını hazırlayacağım. Ütülerini yapacağız. Bebek kıyafetlerini ütüleyip çantalarına yerleştireceğiz. Çünkü doktor 20 gün 25 gün içinde doğum yapabilirsin demiş. O yüzden şimdi biz biraz kahvaltı yapacağız. Kahvaltıdan sonra da Allah nasip ederse doğum çantasını hazırlayacağız. Bilmeyenler varsa beni izleyebilir şu an. Her şeyini ince detayına kadar çekeceğim sizin için. İnşallah beğendiğiniz bir video olur. İzlerken de beğeni yapıp yorum yapmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Ve izlemeye devam edin. Biz şimdi kahvaltımızı hazırlamaya başladık. Şöyle biberli sos. Sarımsak koydun mu Tüçe? Yumurtayı da kırayım içine. Evet, bizim kahvaltımız da hazır. Domatesli biber, sucuklu yumurta, karpuz olmazsa olmazımız zaten. Bize afiyet olsun. Sizlere de afiyet olsun. Bay bay. Evet kızlar, biz şimdi ütümüzü yapmaya başladık. Başlayacağız daha doğrusu. Bütün eşyalar burada. Bebek elbiseleri, ayakkabıları, çorapları, zıbın, battaniye, şu. Bunlara ne deniliyordu, şu üsttekilerin ismi neydi? Az mendil. Az mendil değil mi? Onlar hepsi hazır. Şimdi bunları yavaş yavaş ütülemeye başlayalım. Çantayı da hazırladığımızda size göstereceğim neleri koyup koymayacağımı. Hadi şimdi başlayalım. Arkadaşlar biz şimdi ütümüzü yapmaya başladık zaten. Bitti, az kaldı. Arkadaşlar şimdi biz çantamızı hazırlamaya başladık. Bunlar ütülendi güzelce. Şimdi bir adet bundan koyacağım. Şöyle. Ondan sonra biraz gelir misin buraya? Sonra bir tane alt pantolon, zıbın olan, yani pijama gibi. Bunu koyuyorum. Eldiven, şapkasını nereye koydum? Şapkası da burada. Bir adet şapka, şöyle. Bir tane de Prima'nın yeni doğan bezini koyacağım. Şöyle açayım. Şöyle bir adet de bundan koyacağım. Şu şekil yapıyorum. Böyle. Bunu katlıyorum. Ondan sonra şu böyle ortada. Bu şekil. Bunu doktor doğuma aldığında anneyi, bunu bu şekil, bir tane de şey alacağız. Hurça alacağız. Küçük poşet. Bunu da bu şekil doktora vereceğiz. Çünkü doğum anında sadece buna ihtiyaç duyacak. Farklı şeyler öbür çantamıza yerleştireceğiz şimdi. Doğuma girerken sadece bu önemli. Bunun için, yani eğer bu şekil yapmazsanız zorlanırsanız, eliniz ayağınıza girer, ne yapacağız, neyi koyacağız diye. Zaten doktor size hemen isteyecek, annenin eşya almasına gerek yok. Sadece bebek için isteyecekler. Hemen bunu verirseniz sizin için daha kolaylık olacak. Şimdi öbür çantanın içine neleri koyacağımıza geçelim. Evet, bizim bebek çantamız hazır. Hepsini hazırladık. Bezimizi buraya koyduk. Zaten özel hastanede doğuracağı için arkadaşım, bezden yana sıkıntı çıkmayacaktır. Ondan sonra buraya da az önce size gösterdiğim gibi doğuma girer girmez bunu verecekler. Bunu bir tane, bu ne diyordun, buna ne alacaktın? Kese. Ha, kese. Kese alacağız. Kesenin içine koyacağız bu eşyaları. Buraya da işte ıvır zıvır biberon falan koymayı düşünüyor. Buralara, buraya da ıslak mendilini koydum. Bunun. Şimdi buradaki eşyaları da yerleştireceğiz dolaplarına. Çantamız da bu şekil. Vallahi öyle bir şey aldı ki 40 günlük elbise aldı resmen. 5-6 parça da elbise koyduk.
Hani günlük değiştirmesi için. Zaten sanırım bir gece kalacak. Yani bu çanta bayağı bir yetti. Rabbim çocuğu olmayanlara da nasip etsin inşallah. Allah herkese hayırlı, sağlıklı, eli ayağı düzgün evlatlar versin. Hadi bakalım. Şimdi biz etrafı toplayalım. Evet arkadaşlar, şimdi biz annenin çantasını da hazırladık. Getirelim mi? Şimdi buraya işte annenin kullanacağı şeyleri koyduk. Burada boydan elbisesi var. Altta da boydan elbisesi var. Bir takım da altlı üstlü takımı var. Şimdi buraya da atlet falan. Şurada havlu, terlik. Böyle havlularını koyacağız. Bir adet çorap koymak istiyor. Üşür diye. Öbür diğer eşyalarını da koyacağız şimdi. Sizin anladığınız eşyaları. Ondan sonra bebekle annenin eşyaları ayrı olacak. Yani hepsi bunun annenin eşyaları, onda bebeğin eşyaları. İkisi birlikte karışmayacak. O zaman daha sağlıklı olur. Sadece bunu koydum bebeğin eşyası. Çünkü annenin çantası, yani bebek çantasına sığmadığı için bunu koydum. Bu da doğduğu zaman o puset gibi bir şey var ya, bebeği onun içine konuluyor. Onun içine koyacaklar. Şimdilik bu kadar. Yani böyle güzel oldu bence. At Tuğçe. At hepsini. Allah kolaylık versin inşallah. Bir sancı da kurtarsın. Bizim çantamız hazır. Güneşten dolayı gözükmüyor ama bu şekil. Sağlıklı gidip gelmeyi nasip etsin Allah'ım. Çok heyecanlıyım. Yemin ederim sanki ben doğuracağım. Çok heyecan var içimde. Tuğçe sen de bana yaparsın ha. İnşallah. Tabii. Rabbim olmayanlara da versin tekrardan. Arkadaşlar ben bugün soğan yahnisi yapacağım ama arkadaşlarım değil bugün. Orada eşim de gelecek buraya. Şimdi ben etimi koydum ocağa. Biraz haşlanmasını bekleyeceğim. Bunun ilk suyunu böyle birazcık kaynamaya başladığındaki ilk suyunu dökmek istiyorum. Hiç sevmiyorum böyle üstü köpük köpük oldu mu. Şimdi ben bunu bir 10 dakika falan haşladıktan sonra suyunu dökeceğim. Sonra da burada kuyruk yağı var. Kuyruk yağını kullanacağım. Ondan sonra soğanların da zaten burada biraz acısının gitmesini istiyorum. O yüzden bir 15-20 dakika et kaynayana kadar soğanlar burada kalacak. Suyunu döktükten sonra salça ile birlikte kavuracağım. Ben o zaman size de yine göstereceğim şimdi. Bunu da yıkadım biraz. Bu soğan yapışmış. Şimdi etimin kaynamasını bekleyeyim. Sonradan yemek yapma aşamasına geçeceğim. Kızlar demek istediğim buydu. Bu köpükler var ya. Bunu hiç sevmiyorum. Yemekte çok iğrenç bir görüntü oluyor. Şimdi ben bu suyunu dökeyim. Tekrardan şimdi ben bunu kaynatacağım çünkü düdüklünün ağzını kapatacağım. Kaynamasını bekleyeceğim. Sonra da öbür aşamalarımıza geçeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunun yağını döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşım arkadan da TikTok'a bakıyor. Kusura bakmayın. Eğlensin. Şimdi ben bunun kapağını da kapatayım güzelce ne. Bu kadar. Başka bir şey yapmayacağım şu anlık. Evet, şimdi bunun kapağını da kapattım. Bu kendisini 15-20 dakikada pişsin. Hemen sos yapacağım. Evet, şimdi etimiz pişti. Suyunu süzdüm. Şimdi salçamı koyuyorum böyle bir. Bunu böyle kavuracağım. Etimi bu şekilde kavurdum. Salça koydum. Kendimize uygun pul biber koydum. Karabiber koydum. Kimyon. Karabiber şimdi koymadım. Birazdan koyacağım. Ondan sonra tuzumuzu da koydum. Kendi isteğimiz ne kadarsa yani. Ben size iki çay kaşığı, iki çorba kaşığı diyemem. Kendiniz nasıl istiyorsanız öyle koyabilirsiniz. Biraz böyle kavrulsun. 2-3 dakika. Soğanını koyacağım. Evet, birazcık su koydum. Şimdi soğanlarımı koyuyorum. Bismillah.
Büyük soğan da koydum. Fark etmez, böyle güzel oluyor. Bir tatlı kaşığı da nanecik koydum. Minnacık. Evet, şimdi buna hafif su koyacağım. Üstünü kapatacağım. Evet, hazır şimdi. Kapağını kapatacağım ve pişmeye bırakacağım. Lezzetli gözüküyor. Mis gibi maşallah. Yanında da meyhane pilavı yapmıştım. Onu koyacağım. Turşu falan koyacağım, bu kadar. Deneyin, çok güzel. Gerçekten Kurban Bayramı da geliyor. Bunu tavukla da yapabilirsiniz. Harika oldu. Evet kızlar, biz şimdi yemeğimizi yedik. Ondan sonra eşimle birlikte kahve içtik. Sonra da eşim meyve istedi. Bu da gece meyvesi. Şimdi biz bu meyvemizi yedikten sonra dinleneceğiz. Ben de sonra videoyu editlerim. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Öyle umut ediyorum. Arkadaşım doğuma gidecek, Allah nasip ederse. İşte ona ufak yardım ettik. Zaten bizi sabah, yani dedi ki kahvaltıya gelin. Ondan sonra ütü falan yaparız. Öyle sabah gittik. Kahvaltımızı yaptık. Güzel bir şekilde ütümüzü de yaptık, yerleştirdik. Orada yemek yaptım. Soğan yahnisi yapmıştım. Çok çok lezzetli oldu. Tavsiye ederim. Hepiniz yapın. Zaten dediğim gibi Kurban Bayramı da geliyor. Sıkıntı yaşamazsınız inşallah. Benim günüm böyle geçti. İnşallah sizin günleriniz de böyle dolu dolu güzel geçiyordur. Allah nasip ederse diğer videolarda da görüşeceğiz sizinle. Nasip olursa. Bir de benim bir tane takipçim yazmış. Hacer'le ilgili kardeşi varmış. Beni çok seviyormuş, izliyormuş. Ona da teşekkür ediyorum. Ben önümüzdeki günlerde onun için sürpriz bir video hazırlayacağım. İnşallah beğenir. Allah şifa versin inşallah. Hacer'cim, seni seviyorum canım benim. Seni çok çok öpüyorum o yanaklarından. İyi ki varsın, iyi ki beni izliyorsun. Belki ben senin sayende güzel yerlere geleceğim. Bana çok güzel dualar ediyorsundur, eminim inşallah. Rabbim sana yardım etsin Hacer'cim. Sana çok güzel bir sürpriz hazırlayacağım. Allah nasip ederse izlersin. Seni seviyorum. İyi ki varsın. Şimdi sizi de Allah'a emanet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. İnşallah böyle meyveyi de gözünüze sokar gibi. Bir tane yiyeyim bakayım nasılmış dedim. Allah yardımcınız olsun. Herkesin Allah yardımcısı olsun inşallah. İlerleyen videolarda görüşürüz. Hakkınızı helal edin. Abone olup yorum yapmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.